Fehmi Kuru iktidar zorda zorluğu aşabilmek için önünde tek seçenek var. Sistemi eski haline getirmek. Kamuoyu araştırma şirketlerinin bulguları iktidar cephesi için iyimser olmaya zorlaştırıyor. AK Parti'nin çekirdek seçmeninden de kaçışlar başladığının ilk örnekleri alınıyordu ondan. MHP'nin seçime yalnız gittiğinde mecliste temsil edilebilmek için yeterli gördüğü %7 barajı yetersiz kalabilir oyu giderek o orana yaklaşıyor çünkü. Cumhur İttifakı'nın yani AK Parti ile MHP'nin toplam oyu da Millet İttifakı'nın yani CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti'nin toplam oyundan daha az. Görüntü böyle. Her araştırmasını medya ile paylaşmadığı bilinen Konda'nın son anketi nasıl olduysa gazetelerde yayınlandı. Araştırmada bu pazar günü seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusunun cevabı da var ve tablo son zamanların iktidar açısından en vahim tablosu. Okuyalım. Kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın Eylül ayı yani son anketinin sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oyu %41,6'ya gerilerken Millet İttifakı'nın oyu %2,8 artışla %44,1 oldu. AKP'nin ise Temmuz ayında %36,1 olan oy oranı Eylül ayında %32,7'ye indi. MHP'nin oy oranı ise %8.9'a düştü. Millet İttifakı'nda CHP'nin oy oranı %25,6'dan %24,8'e inerken, İYİ Parti'nin oy oranının %15,7'den %19,3'e çıktığı kaydedildi. HDP'nin oy oranı ise %11,7, Temmuz ayında HDP'nin oy oranı %11,2 olmuştu. İttifaklar olmasa ve %10 barajı yerinde kalsa meclise yalnızca 4 partinin milletvekili sokabileceği anlaşılıyor. AK Parti, CHP, İyi Parti ve HDP. MHP baraja takılıyor. İktidar cephesi oylarındaki düşüş eğilimi aynı hıza devam edebilir. Neden? Sistem değişikliği iktidara yaramadı. Uzun uzadıya seçmenin gözünden düşmeyi getiren yanlışlıkları yazmaya gerek görmüyorum. Neden sorusuna verilebilecek her şeyi açıklamaya yeterli en kısa cevap şu. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi yüzünden sistem değişikliği sonucunu doğuran halk oylaması 2017 yılında yapıldı. Sistem değişikliği %51,41 oy oranıyla kabul edildi. Halk oylamasından önce yapılan yani 1 Kasım 2015'ten genel seçimde AK Parti %49,50 oy alabilmişti. Halk oylaması sonrasında yapılan genel seçimde Cumhur İttifakı'nın yani AK Parti ile MHP'nin oyları %53,66 idi. Aynı seçimde Tayyip Erdoğan %52,59 oy oranıyla ilk turda Cumhurbaşkanı seçildi. Kondo anketine göre bugün seçim olsa Cumhur İttifakı ancak %41,6 oy alabilecek. Önünde anayasa engeli bulunan Tayyip Erdoğan bir kez daha aday olabilse bile yeni sistemin şart koştuğu %50 artı 1 oranını tutturması hayli zor. İttifak halinde seçime gidildiğinde KONDA verileri sandığa aynen yansıdığı takdirde Millet İttifakı daha fazla milletvekili çıkarabilecek. AK Parti iktidarı kaybettiği gibi adayını Cumhurbaşkanı seçtirmeyi de başaramayacak. Bu durumun da sebebi aynı. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi yüzünden. Kendim ettim, kendim buldum. Sistem değişikliği yapılmış olmasa AK Parti 20 yıla ulaşan iktidarının getirdiği bıkınlık yüzünden bir miktar oy kaybıysa bile yeni sistemin ek yanlışlıklara sebebiyet vermesi yüzünden baş gösteren yıpranmaları yaşamayacak, muhtemelen meclis çoğunluğunu da kaybetmeyecekti. Ve yine muhtemelen adayını cumhurbaşkanı seçtirmeyi de başarabilecekti. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle kendi eliyle belki 2071'lere kadar uzayabilecek iktidarını ilk seçimde zora soktu AK Parti. Bu durumu artık AK Parti yönetiminde bulunanlar da görebiliyor ve çareyi anayasayı az oy alsalar bile iktidarda kalabilecekleri biçimde değiştirmenin yollarını arıyorlar. AK Parti'nin anayasa değişikliği hamlesinin altında bu düşünce yatıyor. Hep unutuluyor. AK Parti 2002 seçiminde yalnızca %34,42 oyla iktidara gelebilmişti. O seçimde bir tek CHP %19,42 oyla meclise temsil hakkı elde edebilmiş, diğer partilerin hepsi %10 barajına takıldığı için AK Parti %34,42 oy almasına rağmen 550 üyeli meclise 365 milletvekili sokabilmişti. Yani CHP'nin 177 milletvekili vardı. 8 de bağımsız milletvekili meclise girebilmişti. Toplam oyların üçte biriyle mecliste 3’te ikilik bir milletvekili varlığı elde edebilmişti AK Parti. Önceki akşam katıldığım YouTube üzerinden yayın yapan Gerçek TV programında bu gerçeği anlattığımda kaçınılmaz soruyla karşılaştım. Nasıl oldu da AK Parti iktidarının sonunu getirebilecek bir süreci kendileriyle başlattı? Bu aklı AK Partililere kim verdi? MHP ya da daha açık ifadeyle Devlet Bahçeli verdi bu aklı. Bir ara sıklıkla başkanlık sistemine geçme arzusunu dışa vurmuş olsa da başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti sözcüleri sonunda arzularını gerçekleştirmenin sayısal imkansızlığını görüp konuyu soğutma yoluna gitmişlerdi. Nereden gerektiyse öyle bir ortamda MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlık sistemine geçilmeyi sağlayacak şekilde anayasayı değiştirmek için AK Parti'ye destek vereceğini açıkladı. Halk oylamasına MHP'nin desteğiyle gidildi ve sonuç alındı o sırada başlayan iki parti arasındaki yakınlaşma yeni sistemin en temel şartı olan %50 artı 1 oranına ulaşabilmek için ittifak oluşturmayı da getirdi. Cumhur İttifakı öyle doğdu. Yoksa çare eski sisteme dönüş mü? İttifakın ancak bir seçimlik hayrını görebildiği iki parti birlikte vücut verdikleri yeni sistem yüzünden AK Parti ve MHP Kamuoyu yoklamalarına göre bir sonraki seçimde iktidarı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Muhalefet iktidarın gündeme getirdiği anayasa değişikliğine karşı çıktığı takdirde ittifakın sandalye sayısı yeterli olmadığı için o girişiminde de sonuca ulaşamayacak AK Parti. Zorlarsa halk oylamasına gidilmesi gerekecek. Halk oylamasından nasıl bir sonuç çıkar dersiniz? Yoksa yol yakınken AK Parti'de muhalefetin arkasına takılıp henüz iktidar elindeyken güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşün yolunu açmayı mı yerler? Yani parti içerisinde de bu yönde görüşler olduğu AK Parti Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ihtimali kendiliğinden gündeme taşıyıp kesin ifadelerle karşı çıkmasından anlaşılıyor. Önümüzdeki günler, haftalar ve aylar sürprizlere çok açık. <laughs>